Yok böyle bir yağmur ya. Tam zamanında yakalandık. Herkese Bayhebe'den selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Yarın bizim son günümüz. Bugün de değerlendirelim dedik. Biraz Bayhebe'de gezeceğiz. Hediyelik eşya ve kahve almayı düşünüyoruz. Ve bakalım neler bulabiliriz. Tam çıktık tropikal yağmurlara denk geldik. İnanılmaz yağmur yağıyordu birkaç dakika önce. Çekmeye çalıştım. Bilmiyorum kamerada nasıl gözüküyor. Umarım birkaç dakika içinde biter. Çünkü böyle geçişli yağmurlar oluyor. Biliyorsunuz tropikal yağmurlar böyle saatlerce sürmüyor. 5-10 dakika yağıyor geçiyor. Ondan sonra buranın karanlık sokaklarında kaçırılma riskine göze alaraktan yok be lokal insanlar yaşıyormuş. Bayağı sorduk buralarda hani şey sakinmiş. Safe dediler hani güvenli. Hani Santo Domingo'yu vazgeçtik. Başkente gidecektik bizi gezmeye ama pek gözümüz kesmedi açıkçası. O yüzden birazcık daha dursun. Yağmur. Oradan şöyle biraz gezelim bakalım. Sahil boyunca gezeceğiz. Burada hep shoplar var. Oradan da Bayahibe Centrum'a doğru gezeceğiz. Hadi bakalım. İşte arkadaşlar. Dediğim kahve bu. Çok güzel ya. Bundan bir tane alacağız büyük ihtimalle büyüklerle. Where you come from, my friend? Dinamarca. Dinamarca. Dinamarca speak German. Sorry? Dinamarca speak English and Danish. Burası böyle küçük bir yer. Böyle çok fazla bir şey yok gibi. Böyle shopları gezeceğiz. Böyle tamtamlar falan satılıyor. Böyle Dominikanlı şeyleri, böyle süs eşyalar falan. Böyle gitarlar, gitarlar, papağanlar. Ve bu arada herkes bunlardan yiyor. Böyle papağanlı, kuşlu. Böyle GTA 4'teki Tom'un giydiği kıyafetlerden. Look at this bridge. Thank you. Burası böyle lokal shoplar. Buradan başlıyor. Bu da yani insanlar burada çok az kazanıyorlar. O yüzden yani turiste paraya ihtiyaçları var. O yüzden biz de bir şeyler alacağız tabii. Ama çok fazla da alışveriş yapmayacağız. Neden? Çünkü çok fazla ihtiyacımız yok. Sadece ana olsun diye. Bilmiyorum neler alırız. Hediyelikler falan. Bakacağız. Girelim bakalım burada ne var. Böyle surfing, surfing şeyleri. Burada dediğim gibi biz bunların daha pahalı olan shoplarına gittik. Bunlar böyle pro. Böyle hediyelik var işte. Dominik. Bunlar böyle şey mi? İçinde simler oluyordu. Ha da bak onlar da. Tamam. Tafting. Ya da güçlü adam demek biliyor. Bu da flamingolar. Tablolar biliyorsunuz yağlı boya. Bu da popüler. İşte biblolar, ağaç oyması herhalde bunlar. Böyle bu tarz kokonat oyması var. Böyle fanlar, tablolar. Burada bir sürü yağlı boya. Burada Jackson. Republika Dominikana. Evet, buralar böyle. Şapkalar, biz de aldık onlarda. Her turistin mutlaka aldığı bir şey. Dominik şapkası. Evet, buralar böyle. Burada bir sürü kokonat. Al abi, kokonat bir de bunda. Kocaman. Bu arada ben bunun suyunu içtim. Hiç güzel değil. Çok natural bir tadı var. Bu arada biz gitmeden önce sormuştuk kahvenin fiyatını. Burada çalışan bir çocuk vardı.
normalde bu beans olan yani çekirdekli kahvenin fiyatı ne kadar diye sorduk. Ya yarım kilosu ya bir kilosu yani emin değilim. 4-4,5 dolar dedi bize. Hani fazla değil çünkü otelde daha fazla satıyorlar. Şimdi buradaki shop'a geldik ama her yerde aynıdır ya. Şimdi turistik yerler hep aynıdır. Yani turisti öpmek isterler. Biz de turist olduğumuz için biz kendimiz öptürmüyoruz tabii. Ne kadar dedim? Aynı kahveye 15 dolar dedi. 15 dolar. Hani direkt 3 katı fiyat. Hani belki indirim falan işte diyeceğiz, bargain yapacağız. Onlar diyecek hadi 10 olsun senin hatırına, hadi 7 olsun. Hani gene fazla para veriyorsun. Şimdi duydular tabii biz Danimarka'dan geldik deyince hemen dedi 15 dolar. Dedi hadi gidelim. Yani burası sahildeki shoplardan. Alışveriş yani küçük yerler. O yüzden insanlar bence merkez yerine buralarda alışveriş yaptıkları için bunlar birazcık daha bir tık daha yukarı fiyat söylüyorlar. Bak buralar böyle abi. Şuralar hep burada pier var. Buralar katamaran herhalde turların olduğu şey. Burada lokaller yaşıyor. Yavaş yavaş gidelim. Güzel ya buralar. Cennet. Burası böyle sahil ilçesi mi diyeyim, köyü mü diyeyim, burası küçük bir yer. Hani bayağı iyi be. Buralar böyle tekneler mekler, tekne turları. Ya şimdi biz çok duyduk, hani gelmeden önce de bayağı araştırmıştım ben. Hani Dominik Cumhuriyeti gerçekten güvenli mi, güvenli değil mi? Hem Amerika'nın olsun hem Dominik Cumhuriyeti'nin olsun. İkisinde yayınladığı bir genelge var. Hani güvenli mi değil mi diye bir araştırma yapıyorlar. Güvenli değil. Yani yüksek derecede güvenli değilmiş yani burası. Şimdi orta seviyeye düşmüş. Yani neden bilmiyorum. Bir de Haiti'nin devlet başkanı falan öldürüldü geçen hafta. Hani bayağı bir dedik ne oluyor? Hani bir şey mi olur? Bir şey olmaz mı? Sağımıza solumuza 15 defa baka baka geziyoruz. Mister. Bakalım işte böyle devamlı geliyorlar. Thank you mister. How are you? I'm fine, bro. Yeah, thank you. You wanna go into island? No, we went. Oh, we go home today? Yes, holiday finish. Come back with me. No, thank you. Come back Dominican. Thank you. Thank you. Böyle bu tarz cipler de var. Parası olanların herhalde. Veyahut da turcuların. Sanar geliyor böyle tur soruyorlar. İşte tura gider misin? Sigara içer misin? İşte gözlük alır mısın? Vesaire. Şuradan merkeze doğru gideceğiz. Bakalım neler var. Şurası otobüs istasyonu, bus station. Burada böyle bir bar var. Burada turların olduğu yerler. Ya burası daha hareketli ve burası daha güvenli. Burada böyle polisler, güvenlikler böyle buralarda geziyorlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü turist demek dolar demek. Turistler buraya para getirdikleri için. O yüzden turistleri korumaları lazım. Burası ne kadar güvensiz, o kadar turist gelmiyor. O yüzden özellikle turist bölgelerini güvenlik altına almışlar. Gerek özel güvenlikle gerek polislerle. Benim okuduğum kadarıyla biz 2 hafta önce Punta Cana'ya gitmiştik. Punta Cana'nın kendine özel güvenliği varmış. Hani çünkü biliyorsunuz buraya gelen turistin çoğunluğu Punta Cana'ya gidiyor. Bu La Romana'ya gelmiyor. Burayı bilen biliyor çünkü. Hani şey gibi düşün. Antalya'ya geliyorlar turistler. Bilen Marmaris'e gidiyor. Kaş, Kalkan'a gidiyor. Hani oralar da güzel. Burası böyle iskelesi. Buradan turlar kalkıyor. Bak bunlar da turu bekliyorlar büyük ihtimalle. Olay şu, buradan tekneye biniyorlar. Küçük katamarana. Şuralarda bak. Buralarda görünüyor mu bilmiyorum. Katamaranlara gidiyorlar. Oradan da adalara geçiyorlar. Biz de geçen gün öyle yapmıştık. Evet dostlar, şimdi buralarda bir yürüyelim. Bakalım neler varmış. Gezelim. Bu arada şunu söylemek istiyorum aklıma gelmişken. Biliyorsunuz burada satıcılar geliyorlar yanınıza, işte omuzundan var, şundan var, ister misin falan. Bir seviyede yapıyorlar. Böyle çok yapışmıyorlar, kolundan çekmiyorlar. Hani çok rahatsız etmiyorlar. Ama doğal olarak soruyorlar, gel işte burası benim shop'um, işte numara 26 falan. Düzgün bir şekilde yapıyorlar. Çok rahatsız ederlerdi diye düşündüm ama yok. Demek ki ön yargılı olmamak lazımmış. Bunu bir kere daha anlatayım. Evet, bu tarafa doğru gidelim. Bir de burası sahil yeri olduğu için ya gördüm bir sürü aileler var falan. Daha bir içim rahat etti. Başına bir şey gelecekse her yerde gelir. Ona diyecek bir şeyim yok. Hani dışarı çık, araba çarpabilir. Yani
Ama şimdi biz burada hakkında bayağı bir olumsuz şeyler duyduğumuz için pickpocketinden tut, çalmalar, hırsızlıklar ve burada insanlar çok kötü durumdalarmış ekonomik olarak. Ve böyle kamerayla, telefonla para, tabii turisti de görünce yakalanacağını anladığı zaman bile, hani sen atıyorum yolunu çevirdi ve istedi telefonunu, kameranı veyahut da paranı, ne varsa üstünde. Vermezsen direnirsen direkt bıçaklıyorlarmış. Çünkü çok ağırmış buradaki hapis cezaları falan. O yüzden ne varsa verin diyorlar üstünüzde. Okuduğumuz kadarıyla. Kabuklu bir küçük, ne bu, yengeç mi? Böyle geziyor burada. Bir deniz canlısı diyelim. İsmini bilemedim. Ya durumlar böyle. Burada da bir şey geziyor. Değil mi? Yani o yüzden bir iki kere düşündük, yani gidelim mi, gitmeyelim mi, güvenilir mi, başımıza bir şey gelir mi, gelmez mi? Hani Avrupa'da olsa biraz daha rahat edersin ama burası, hani bir ekonomik seviye var Avrupa'da. Ama burası çok çok kötü olduğu için. Okumuştuk çünkü Acun abinin, Acun Ilıcalı'nın bir setten, bir ekiminden bir personeli mi, arkadaşı mı artık tam hatırlayamıyorum. Ya bıçaklanmıştı, hani üstündekileri istemiş bir tane işte OÇ vermedi diye. Bir şey diyemiyorum ya. Üzücü bir durum. Nasıl ya? Restoranın manzarası güzel değil mi? Şu sol tarafta bir diving kulüp var. Arkada bir bar var. Buranın manzarası güzel. Dominik'te son gün. Özleyeceğim buraları. Hatta biz şimdiden plan yapmaya başladık. Biz Paris aktarmalı 14,5 saatte gelmiştik Danimarka'dan. Yukarı tarafımızda da Bahamalar var. Acaba diyoruz oraya kaç saatte geliriz? Hani bir burayı gördük ya, hani Punta Cana'yı gördük, La Romana'yı gördük. Gelirsek bir daha şeye nasıl gideriz? Bahama'ya nasıl gideriz? Bu arada koronadan dolayı galiba pek uçuşlar yok. Var ama 30 saat, 50 saat. Hani 2 hafta izin aldığını düşün, bildiğin 4 gün yoldasın yani. O yüzden çok kötü. O yüzden belki başka bir sefere tekrar bakılabilir. Ama buraya gelmişken Bahamalar'da neden olmasın? Buralarda cennet yerler. Burası da böyle çok hoş bir yer. Ambiyans falan harika. Acaba içeri girebilir miyiz buradan? Şöyle bir çekim yapsak. Evet arkadaşlar, otelimize geldik. Elimden geldiği kadarıyla çekim yapmaya çalıştım. Ama çok da fazla bir yeri yok. O yüzden çok da çekim yapamadım. İkincisi, ara sokaklara girdikçe aslında çekim yapmak da istemedim. Çok motorlu, hızlı geçen garip tipler var. O yüzden güvenemedim. Hani La Romana'ya veya Santo Domingo'ya gitmek lazım. Bizde birkaç hediyelik eşya ve buranın Santo Domingo kahvesi var. Çok hoşumuza gitti. Ondan da iki paket aldık. O yüzden şimdilik bu kadar. Bu da son günümüz. Yarın da check-out yapacağız. Son günümüzü değerlendireceğiz. Şu an hala yağmur devam ediyor. Deniz çok sıcak. Dışarısı da çok sıcak. Yağmur yağmasına rağmen 30 derecenin üstünde. Evet dostlar, bizden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Takipleşmeye devam edelim. Haydi bakalım. The next day. Herkese Punta Cana havalarından selamlar arkadaşlar. Şimdi havalarına geldik. Check-in'imizi yaptık. Bir şeyler atıştırdık. Birazdan boarding başlayacak. Biz de kendimize uçağa atacağız. Yani çok şanssızız gerçekten. Hem burada 1 saat rötarlı gideceğiz. Hem de Paris'te 5,5 saat rötarlı. Uçuşumuz zaten 12 saat. Hani bildiğin bir totalde 22 saat falan herhalde yolculuk etmiş olacağız. Neyse, kazasız belasız gidelim de. Tek istediğimiz, tek parça eve gitmek. Kendimizi eve atmak. 3 hafta nasıl geçti vallahi anlamadım. Çok çabuk geçti çünkü dolu dolu geçti. 3 farklı otel.
güzeldi. Çok eleştirdiği yönleri de vardı. Beğenmediğim yerleri de vardı. Ama tabii bunu detaylı bir şekilde konuşuruz, muhabbet ederiz. Sizin sorularınız varsa onlara da cevaplarım. Burası Punta Cana Airport. Yani çok büyük bir yer değil. Burayı Amerikalılar işletiyor. Her yerde zaten American Duty Free yazıyor. Bu arada buraya girişlerde vize ücreti veriliyor. Herhalde 10 dolar falan olması lazım. Ama biz herhangi bir şekilde ödeme yapmadık. Niye olmadı bilmiyorum. Özellikle de sordum hani vize için para vereceğiz mi diye. No no dedi. Kadın geçti yani. Bu arada çıkışta da 3 tane pasaport kontrolüne girdik. Neden bilmiyorum. Şaşırdım. Bu arada buraya devamlı Türkler geliyormuş herhalde. Bu kadar sık geldiklerini bilmiyordum. Hatta kabin görevlisi şey dedi bana. Oo İstanbul, İstanbul dedi bana böyle. Ben de next time hadi bir dahaki sefere falan dedim. Herhalde gelenler var buraya. Bir de Acun Ilıcalı'dan dolayı mı bilmiyorum. Buradaki araba kiraladığımız yerdeki adam da zaten şey demişti burada. İşte buraya Türkler çok geliyor. Hatta TV programı falan var dedi. Gönüller Adası, Ünlüler Adası diye bir şey yok. Zaten araştırdıysanız bilirsiniz. Hepsi Dominik Cumhuriyeti'nin kuzey tarafındaki bir bölgesini kullanıyorlar. Yani ayrı ayrı ada değil. Hepsi belli bir yeri kullanıyorlar. Ben de ilk defa öğrenmiştim. Şaşırmıştım. Hiç aklıma bile gelmemişti yani. Araştırmak falan. O yüzden Türkleri biliyorlar yani. Buraya diyorlar işte Amerikalı geliyor. Dominikli geliyor. İşte Alman geliyor. Türkler geliyor diyorlar. Ne bileyim bunu duymak da tabii güzel. Boarding başladı. Biz sıraya girmemiz lazım. Bayağı da kalabalık. Durumlar böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.